Günaydın herkese, günaydın. Yengeciğim nasılsın? Aslı bugün çok güzelsin ya. Ablam. Vay, İzzet enişte ne haber? Burancığım. Ve dayıların en güzelini en sona astrolist olarak sakladım. Nasılsın dayıcığım? Hoppala, ya ben sana defol git demedim mi? Ay ya, süper bir adam ya, süper vallahi bile. Nasıl böyle bir enerjisi var sabah sabah, inanamıyorum vallahi. Ay çok güzel bir sabah. Aslı, oradan malı versene balım. Verme, verme. Sen dün gece burada mı kaldın? Kovmadım ben seni adam. Dayı ilahi ya, ya yapma şunu Allah aşkına ya. Sen hala eşyalarını mı topluyorsun? Ya çık git, biz arkadan yollarız sana. Efendim? Git dedik ya sana, pişkin defol git. Ya dayı ben nereye gideceğim ya? Yani böyle bir şey olabilir mi yani? Bir yiyen bir evden kovulabilir mi ya? Bak işte kovulabiliyormuş demek ki. Al eşyanı defol git. Artık bu evde oturmuyorsun. Ya nasıl gideyim ya? Gidip ne yapacağım? Bana ne ya? Herkese dayısın bakıyor. Allah Allah. Tamam o zaman. Yalvaracak değilim. Benim kimseye ihtiyacım yok yani. Aslı bari böyle ekmek arası falan bir şey yapın ya. Vaktim yok. Sadece gidip boşanmam lazım. Ah ah Filbaki, çok üzülüyorum bu aileye kuzu. Ya gel bizimle kalacağım da Sacit. Bizim ev iki oda bir salon abi. Yani nohut oda bakla sofa stilinde. Ablam var, annem var. Bir de teyzem kalmaya geldi. Yoksa başımla beraber de abi. Tamam tamam, annenlere ayıp olur oğlum, olmaz zaten. Gel bende kal kardeşim, ev büyük. Vay be Taceddin. Yalnız alkol ve sigara yasak. Argo ve küfürlü konuşmalardan da bizimkiler pek hoşlanmaz, onu da söyleyeyim. Hadi ya. Bir de Aslı'yı bana vermediler diye annem Sütçüoğlu ailesini küs. Onların akrabası olduğunu çaktırmayacaksın kardeşim. Çaktırmayacaksın derken? Ya bir de akşam ondan sonra eve girilmez, evden çıkılmaz. Ya ayrıca annem akşam yemek saatlerinin geçirilmesinden de pek hoşlanmaz. Yani herkes 7:30'da masada olacak. Ya ayrıca toplu halde oturduğumuzda da bacak bacak üstüne atmayacaksın bir zahmet. Oo, Taceddin, ev mi izci kampı mı oğlum? Yok ya, tamam. Zaten dayım beni bu akşamüstü bilemedin akşama kadar affeder. Affeder mi? Tahsin amca mı? Ya oğlum, dayımın benim yüzü serttir, yüreği yumuşacıktır ya. Tahsin amcanın. Allah Allah, oğlum ben dayımı tanımıyor muyum ya? Ayağını indir, İzzet. Herkese iyi akşamlar. Of. Ne var akşam yemekte? Yine karın doyurmayan bir şeyler herhalde. İzzet ne kabasın ya? Öpüp başına koy sen o yemekleri. Şşş, dur, dur kızım, dur. Hayrola Sacit Bey? İyi vallahi dayı, ne olsun, bütün gün dükkanda çalıştık geldik işte. Siz nasılsınız? Böyle asabiydiniz sabah. Yoo, asabi falan değil çocuk. İyi güzel, süper. O zaman ben bir gideyim duş yapayım, yemekte görüşürüz. Sacit. Efendim? Ayağa kalkmışken hiç sağ sapma. Doğru yürü, aç kapıyı, çık dışarı, bas git. Hayırdır, dışarıdan bir şey mi lazım, ekmek, yoğurt? Oğlum hiç değilse gururun kalsın, tekrar kovdurtma bana kendini. Nerede? Aa, ama pişkin çıktın sen yahu. Gider biz buraya gelme. Sen bu evde oturmuyorsun artık. Dayı belki ben pişkin çıktım ama siz de amma inatçı çıktınız ya. Kaç gün oldu Allah aşkına, olay ne hale geldi? Alt tarafı beş el kılıç oynadık. Beş el kılıç oynadık. Bak bak. Sen bu beş parmağı görüyor musun? Vallahi bir çarparım bir de yer çarpar. Hadi bas git. Gözüm görmesin seni. Dayıcığım bari bir yemek yeseydi kardeşciğizim. Kumar masasındaki mesaisinden bir sürü para kazanmış. Gitsin onları yesin. Dayı böyle dımdızlak, nerede kalayım, nereye gideyim? Kes! Ne oluyor dayı, üstüme dövecek misin? Nereye gitti? Ben çaktırmadan bizim eve sıvışsam mı acaba? Sıvış Sacit, başımla beraber. Ben bakarım sana kardeşim. Sana ne oluyor acaba İzzet? Senin evin mi? Değil mi? Ben bu çatının altında yanaşma mıyım? Baştan böyle konuşmamıştık ama. Ay. Buyurun Sacit Efendi.
Bugün hediyeye bir kısım eşyanı toparlattım. Seni idare eder. Sonra bir ara gelir kalanını da alırsın. Hediye mi? Büyük bir zevkle hazırladı. Türkçe söyleyerekten. Vay be. Düşmanlarıma gün doğdu ha. Peki. Ama bu film daha bitmedi. Sonra bir gün böyle sabahtan pokere oturduk abi. Ertesi öğlen kalktık. İnanır mısın? Kazandın mı bari Sacit? Vallahi son bir saat ne var ne yok hepsini geri verdim ya. Senin yatacak yerin yok abi. Yok evet. Hadi bakalım. Evli evine, köylü köyüne kardeşim. Şş, durun bir dakika durun. Nereye abicim? Daha saat çok erken ya. Ne güzel sohbet ediyor. Tam böyle sohbet kıvamına geldi. Bence oturup sabaha kadar muhabbet edelim. Var mısınız? Yok. Yarın işim var. Oturamam kardeşim ya. Dağılalım Sacit. Ben de bütün gün akademide çıplak poz verdim. Yorgunum abi. Ya oğlum bir durun iki dakika. Durun şurada oturun muhabbet ediyorduk ya. Çıplak dedin de aklıma geldi. Ben size silikon göğüslü sevgilimi anlatmış mıydım? Silikon? Göğüs? Tabii oğlum çok enteresan ya çok. Yatarken bile yer çekimine direniyor. Oh. Ya ben bunu birebir yaşadım ya. Tabii. Şimdi bu kız İngiliz tamam mı? Ve işte bu İngiliz kızlarına şöyle bir sıkılmıyorsun değil mi? Yok yok ben yorgunum biraz da. Aa saat bir olmuş. Ha. Ha işte neyse. Şimdi abiciğim bunların öyle şeffaf bir cilt var ki. Mesela böyle kırmızı şarap içiyorlar. Buradan böyle şarabın boğazdan geçtiğini görüyorsun. Vallahi. Neyse abi ben oturduğum yerde uyukluyorum ben. Ya dur ya dur. Bence sabaha kadar oturalım oğlum. Çivi çiviyi söker. Ne diyorsun? Abi vallahi benim biraz keyfim yok da bu aralar. Ben açtım. Rock'tan bahsedelim. Bak ben mesela hep çok merak etmişimdir ya. Bu hard rock şey değil mi? Hani sert. En sert olanı yani böyle hani. Falan gitarın çok ağırlıklı olduğu değil mi? Ben onu çok merak etmişimdir. Gibi bir şey. Ama ben sana istersen onu yarın daha uzun uzun anlatabilirim. Anadolu rock'ta da bak çok takıldığım bir şey var. Aslında o da çok enteresan bir tür. Yani onu da çok severim ben. Mesela bu Ersen ve Dadaşlar hala aktif mi bunlar? Yani bir yerde çalıyorlar mı? Onu da çok merak ettim ya. Abi sen niye böyle durup durup zorla muhabbet açıyorsun? Oğlum benim kalacak yerim yok. Ben sabaha kadar takılmaya çalışıyorum ya. Ya abi böyle söylesene bunu ama bana. Sen de kalabilir miyim? Yok. Ya şimdi bizim ev arkadaşları, ev arkadaşların akrabaları falan ev full kapasite. Koyun koyuna yatalım diyeceğim ama yatağım tek kişilik o bakımdan. O bakımdan. Tamam. Sen sabah kadar ne yapacaksın? Şimşekler çakıyor, yağmurlar yağıyor. İnsanlar gülmüyor bizim sokakta. Ama bir yere kadar artık ya. Tamam kardeşim şarkı söyleme. Şarkı söylüyorsun. Ağlıyoruz. Gece ayazı. Tabii şey suratımız ıslak. Ben böyle rüzgarı yiyorum. Ondan sonra benim yüz felci olmam an meselesi yani. Ama Sacit dur. Bu nameler içimizi ısıtır. Yüreğimizi yumuşatır. Ya nerede içimizi ısıtır ya? Hava gündüz güneşli, gece popomuz donuyor. Bir de sen basıyorsun şarkıyı. Ağla. He? Öyle değil mi? Ondan sonra ben burada karşıdan yiyorum rüzgarı. Sonra böyle kalacak yani. Belki öfken de bu gözyaşlarıyla akıp gider. Hırsların ana taşı ise... bu ateş gibi çabucak söner. Lan ne yaptın sen? Ateşi söndürdün ya. Ham yürek ancak acı, zulüm ve zorluk ateşiyle pişer ve olgunlaşır Sacit dostum. Lan ateşi söndürdün ya. Anlamadım. O zaman Gülenay şöyle anlatsın meramını. Kader üstüme gelmeyin, zulüm üstüme gelmeyin, acılar üstüme gelmeyin, çekip gidin buralardan. Kader üstüme gelmeyin, zulüm üstüme Sacit Kral'ın haline bak ya. Acılar üstüme gelmeyin, gidin bu sokaktan, gidin. Geçmiş olsun Sacit. Pek geçecek gibi değil yenge yani.
Doktor çok ciddi dedi. Yani öyle basit bir soğuk algınlığı değil dedi. Yani kötü bir mikrop, çok tehlikeli dedi. İşte E'si çok iyi bakım, gıda ve istirahat tavsiye etti. Ha, anladım, anladım. Dedi ciddiye almazsanız dedi, hani böyle her gece ayrı bir yerde kalıp efendim bir serseri hayatı falan yaşarsanız dedi, olay dedi iyice dedi ciddiye biner, büyür. Ciğerlere gider dedi yani. Kim bu doktor? Bu büyük bir profesör bir abimiz yani. Adı var mı adı? Şey bu. Benim çok yakın bir arkadaşımın şeysi. amcası bu tabii, amcası. O kadar çok şey anlattı ki ben tabii ismini falan ben unutmuşum. Yani. Her neyse, madem ki profesör önemli demek. Ya dediklerini yapmak lazım. Değil mi dayı? Aynen öyle, şakası yok yani. O zaman Sacit sen git hemen bir sanatoryuma yat. Efendim? Yani serseri hayat yaşama. Kendine iyi bak, dinlen demiş ya doktor. Sen bu evde ne zaman düzenli bir hayat yaşadın bir oğlum? Haftanın üç günü içer içer gelirsin. Nerede akşam orada sabah gezersin. Sabaha karşı yatarsın, öğle vakti kalkarsın. Evdeki yemeği beğenmeyip kebap mebap söylersin. Sağlığını tehlikeye atma bence. Git hemen bir sanatoryuma yerleş. Bizi merak etme. Biz sana kart atarız. Ya... Şiltemi, yastığımı, yorganımı kendim getireceğim ama burada yatmama izin yok. Ne demek bu? Tahsin Bey'in kesin talimatı var efendim. Kusura bakmayın. Bana bile söyledi Sacit Bey. Çok üzgünüm. Ya idare et beni be Mahmut. Nereden göreceksin oğlum gece gece? Kusura bakmayın. Kesin emir aldık efendim. Allah Allah. Sen de bayağı böyle kraldan çok kralcı olmuşsun ha. Ne olur lan göz yumsan. Yummam. Niye Mahmut? Bir şeyin mi eksilir? Bir kere benim adım Mahmut değil. Hiçbir zaman adam yerine koyup ismimi öğrenmek istemediniz. Ha bu mu mevzu? Dediğim gibi Tahsin Bey'in emri var. İşte gece sokaklarda yatarken... ...affedersiniz ayağımın üstünden araba geçti, böyle oldu yani. Dert etme sen gençsin, çabuk kaynar. Doktor sürekli istirahat dedi. Hangi doktor? Dedi arkadaşının amcası, profesör olan mı gene? Bana inanmadığınızı görmek beni çok üzüyor. Hasta değilsen bizi boşuna üzme evladım. Ya hastalığım olmaz olur mu yenge? Görmüyor musun alçıyı? Aa, hasta olmaz olur mu canım? Hastalığı kesin. Kesin kumar hastalığı var ya işte. Ama işte geri kalan hepsi palavra. Çok güzel. Beni bu şekilde sokağa salacaksınız yani öyle mi? Dur en iyisi seni uçağa bindirelim Antep'e. Babanın yanına git. Orada bir güzel dinlenirsin. Ama... Tabii işine gelmiyor senin, olmaz. Acımasızsın be. Ay, hakikaten ayağı kırıksa böyle ziyan olmasın Tahsin. Olmaz, olmaz. Hadi güle güle Sacit. Bir gün ömür boyu topal kalırsam... ...dayımın verdiği acı bir hayat dersi derim. Ömür boyu sizi unutmam dayı. Ah keşke, keşke. Ama topal kalacağını hiç tahmin etmiyorum. Sacit'cim ayağında bir sakatlık varsa git sertaşlarda filan kal. Böyle sokaklarda dolaşma evladım. Boş ver yenge. Zaten kaybedecek çok az şeyim kaldı. Görüşmek üzere. Oh. Oh. İnsaf vallahi. E haklısın Tahsin. Ne desen yeri var. Aa. Aa. Bak, bak, bak. Söylediğinizi anlıyorum. Ama ben gururumu bu kadar kırarak... ...eski kız arkadaşımın ailesinin evine geldiysem... ...hakikaten acınacak durumdayım demektir. Yani bana acımak zorundasınız yani. Niye acıyorsun sana be? Kazık kadar adam gelmiş benim evimde kalacakmış bu gece. Başka ne arzu ederdiniz? Baba günah be.
Ya Sabit abi bak, hazır Zeynep İzmir'de arkadaşların yanında diyorsun. Benim size ne zararım olabilir ki? Yani ben zaten hacim olarak kompakt bir fiziğe sahibim. Böyle herhangi bir yere kıvrılır, sıkışır yatarım. Sabah da siz kalkmadan hemen fırlar giderim. Yani yüzümü bile görmemiş olursunuz. Abi yatacak yerim yok diyorum. Var, var. Yatacak yerim var. Dayı? Yalan öksürük, yalan alçı, hepsi fasa fiso ama... bunları yapacak kadar ümitsizsen... ben acıdım şimdi sana. Sağ ol dayı. Merhamet senin karakterindir. Şekerçilik yapma, yeter. Yatacak yerim var artık. Teşekkür ederim. Oh, yatağımı çok özlemiştim. Dükkanda kalabilirsin. Dükkanda ama ben... vallahi vazgeçerim ha. Tamam, dükkan tamam burada. Ha, fena bu ama bak ne güzel. Sabahın erkenden kalkar, muhallebiciyi sen açarsın. Böylece çalışarak para kazanmanın ne demek olduğunu da anlamış olursun. Tamam. Hadi git yatağını, yorganını al. Ben buraya başka bir konu konuşmak için geldim.